Merhaba arkadaşlar. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Enes İslamoğlu. Gündoğdu Profesyonel Gelişim Akademisi olarak hazırlamış olduğumuz Bütçe Sanal Santral konu çalışma sorularıyla birlikte olacağız. Bütçe Dijital Santral ne demektir? Müşterilerin telefon hizmeti maliyetlerini ve yönetim sorunlarını önemli derecede azaltan basit, esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür. Sıfır yönetici ne demek? Sıfır yönetici demek, herhangi bir yöneticiye gereksinim olmadan bütün arama işlerinizi yapabilirsiniz demektir. Neden 3CX kullanmalıyız? Çalıştırması ve yönetimi kolay, esnek, mobilite, güvenilir, basit, uygun maliyetli olduğu için. Web konferans 3CX'te var mıdır? Evet, 3CX vardır. Çağrı kaçırmama özelliği 3CX'te var mıdır? Çağrı kaçırmama özelliği 3CX'te vardır. Kişi kısmı ne işe yarar? Kişi kısmında tüm gruplara ulaşabiliriz. Böylece daha hızlı bir şekilde arama yapmak istediğimiz kişiye ulaşabilir veya ara kısmından isim aratabiliriz. Kişiler kısmından nelere ulaşabiliriz? Kişiler kısmından tüm kişilere, şirket rehberine ve kişisel rehberimize ulaşabiliriz. Sohbet kısmındaki bu simge ne işe yarar? Sohbet kısmına kişi eklemeye yarar. Çağrı geçmiş kısmından neleri görebiliriz? Çağrı geçmiş kısmından bütün çağrılarımızı görebiliriz. Planlı konferans kısmından ne yapabiliriz? Planlı konferans kısmından Meet takvim gibi ister telekonferans, istersek de video konferans planlayabiliriz. BLF ayarları kısmı ne işe yarar? BLF ayarları kısmından kendi özel rehberimizi oluşturabiliriz. Hemen buradan arayüzümüzü bir daha tanıyalım. Burada soru cevap yapmayacağız. Tekrardan bir tekrarlama yapacağız burada arayüzümüzü. Burada Web Meeting arayüzümüz var. Ve buradaki üstteki simgelerimizi tanıyalım. Bir numarada anlatmıştık daha öncesinde. Aynı Meet'le aynı şekilde kamera açma kapama. İki numarada mikrofon açma kapama. Üç numarada kayıt başlatma. Dört numarada ekran paylaşma. Beş numarada doküman paylaşma. Altı numarada beyaz tahtamız var. Ve üzerine istediğimiz gibi grafik tablette veya faremizde yazı yazabiliyoruz. 7 numaralı kısımda anket başlatabiliyoruz. Soru cevap şeklinde sorular hazırlayıp gönderebiliyoruz. 8 numaralı kısımda toplantıyı sonlandırıyoruz. 9 numaralı kısımda kullanıcı davet ediyoruz. 10 numaralı kısımda toplantı linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza gönderebiliyoruz. 11 numaralı kısımda ses ve video ayarlarımızı yapabiliyoruz. Konu çalışma sorularımız burada bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.